Sevgili Başak burçları, Ay burcu Başak, yükselen burcu Başak olan arkadaşlarım, hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bir çarşambadan bir çarşambaya zikrinize başlıyorum hayırlısı ile. Bakalım zikrinizde neler var bu hafta itibariyle. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Erayet ellezi yükezzibi biddin. Fezalikel yezidü yetim ve la yahu da ala taamil miskin fe veylülil müsallim. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kalkar, yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Yani namaz kılıp da size sıkıntı veren insanlara yazıklar olsun diyor arkadaşım. Namaz kıldığı halde, ibadet ettiği halde size sıkıntı veren insanlara yazıklar olsun diyor. Dostlar, şimdi sabah uyanmam için bir kahve yaptım. Ben kahveyi böyle ocağın üzerine direkt koyuyorum. Bazen böyle közde kahve gibi olsun diye ocağın üzerine direkt koyuyorum. O da taşmış. Yani bilmiyorum böyle bir görüntü. Benim hoşuma gitti şahsen. Ne bileyim, kahve her yana dağılmış, mis gibi evin içi kahve koktu. Tiryaki birisi için güzel görüntü aslında ama size nasıl görünüyor bilmiyorum. Biraz sonra da kahve falına bakacağım arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Size getirmeye çalışıyorum Başak burçları. Titiz Başak burçları. Siz aa falan yapabilirsiniz ama kahve tiryakisi, ben böyle burada ne fallar çıkartıyorum siz bir bilseniz. Neyse, konumuz yıldızname, fal değil. Ben de şöyle bir geriden geriye içeyim. Yani içtiğim başka bir şey değil arkadaşlar. Kahve içiyorum. Evet. Şimdi evet. Başak burçları. Bu hafta herkesin dengesi yerinde, bir tek senin böyle hafiften dengen şaşmış duruyor. Neden denge şaşmış duruyor? Şok edici haberler aldığını gösteriyor. Bakınızın şok edici haberler peş peşine gelmiş ve senin, ya nasıl diyeyim, bir şey ihtiyacın var. Bir yol gösteren birine ihtiyacın var. Ben bu kadar şaşkın ve, ya nasıl diyeyim, şaşırtıcı haber karşısında şaşkına döndüm diyorsun sevgili Başak Burcu. Hiç merak etme. Sana yardım edecek birileri de var. İşini gücünü bırak. Bir şeyler için denge kurmayı dene. Denge kurmak senin için önemli ve güvenli bu hafta içerisinde. Yalnız mide sorunlarına dikkat et. Bağırsak sorunlarına dikkat et. Sıkıntılı süreçler var. Birisi ameliyat olabilir. Onun ameliyatında bulunabilirsin. Yakın çevreden birisi. Yalnız bir takım emareler belirdi. Örneğin sizin yakın zamanda bir evlenme teklifi alabileceğinizi, kısmetinizin açılacağını, her türlü bolluk ve iyiliğe doğru koştuğunuzu gösteriyor arkadaşım. Merak etmeyesin, sıkıntılı süreçleri geride bırakmışsın. Kaybettiğin bir şeyi bulacaksın ve boğazınla ilgili bir sorunu çözüyorsun. Ondan sonra boğazınla ilgili sorunu çözdüğünde vücuttaki ödemleri attığını görüyorum. Evet. Şimdi dediğim gibi sizin bilge insanlarla görüşmeye ihtiyacınız var. Bir de arkadaşım, şu anda hareket halindesin. Çok yorulmuş gözüküyorsun. Biraz daha esnek ol, biraz daha dinlenmeye aç kendini ve çok hararetli değil. Kendini böyle biraz daha soft bir hale getir. Pek çok olayı çözeceğini görüyorum. Sıkıntıları atlatacağını görüyorum. 2 gün, 2 hafta, 2 ay içerisinde bir maddi konu gündeme gelecek ve hepsinden evvel de kendini özgür hissedeceksin. Özgürlüğün kanatlarında uçtuğunu görüyorum. İsminde F harfi, K harfi, A harfi olan birilerine müjdeler geliyor arkadaşım. U harfi, Ü harfi ve İ harfi olanlardan zarar görebilirsin. Hane içerisinde, bakınız, hane içerisinde bir
ya tamiri söz konusu ya birilerinin kırılmış kalbini onaracaksın. Bu onarım hem maddi anlamda hem ruhsal anlamda olacak ve yarım bıraktığın iki işi tamamlayacaksın bu hafta. Hane içerisinde gelenler var, gidenler var. Yolculuk olacak ve gerçekten bu hafta çok hareketli geçecek senin için. Yolculuk olmasa dahi internet ortamında konuşmaların olacak. Çok güzel bir yıldızının parladığı dönemeçten geçiyor olacaksın. Yıldızının parladığı, kendini iyi hissettiğin ve güvenli olduğun bir dönemdesin. Hiç merak etme. Çok çok güzel şeyler yaşanacak. Sadece inan ve bunun olabileceğini bil. Şimdi Kova, Koç ya da Terazi burçlarından birileriyle görüşmen olacak. Yalnız dikkat et. Görüşmelerde seni yaralayabilirler. Dilleriyle ve düşünceleriyle sana nazar edebilirler ve Felak Nas surelerini okuyup gitmeni öneriyorum. Etrafında kıskanç bir takım insanlar dolanıyor. Bunu bilmen gerekir. Haber alıp veriyorsun dedim, gidip geliyorsun dedim. Yalnız etrafında oldukça süslü, kendine güvenen, parası olduğuna inanan bir kadın var. İkizler, özür dilerim, Başak Burcu. Bu ikizler insanı olabilir. İkizler, Terazi, Balık, Başak, Yay olabilir. Yine senin gibi Başak da olabilir. Kısacası çift karakterli burçlar ve onun yanında dengeyi sağlamakla görevli Terazi burcu da. Bakınız sayıyorum. İkizler, Terazi, Balık, Başak, Yay ya da evet, Yay olabilir, Başak olabilir dedim. Bunları saydım. Bunlarla ilgili bir zarar görebilirsin. Her an bunlarla ilgili bir maddi sorun gündeme gelebilir. Maddi sıkıntı yaratabilirler sana karşı. Dikkatli ol. Olayı çözeceğini görüyorum. Onların nasıl diyeyim, seni alt etme gibi, senin moralini düşürme gibi çabaları var. Onlarla bir olma, kendine güven. Her şey güzel olacak. Bundan emin olabilirsin. Yalnız bir aşk üçgenini dağıtmak zorunda kalacaksın. Evliysen eğer Başak Burcu, eşinle ilgili bir sorunu çözüyorsun. Yok evli değilim, ben bekarım diyorsan biraz kurcala partnerini. Mutlaka bir başka üçüncü şahsın varlığını göreceksin. Kadın ya da erkek ol fark etmez. Bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsin. İki tane blokajı çözdüğünü görüyorum. Kendini yeniden iyi bir halde hissedeceksin. Biraz hormonal sistem bozulabilir. O da biraz sinir sistemini çökertmiş gösteriyor. Merak etme. Pek çok olay gibi onları da çözdüğünü görüyorum. Bir evlenme teklifi alabilirsin. Duygusal hayatın çok şifalanacak. Yeter ki şu aşk üçgenini dağıt ve bazı Başak burçlarının flört aşamasında ya da evlilik aşamasında olabilir. Cahil bir kayınvalide adayı var ya da cahil bir kayınvalide gözüküyor. Eşin annesi cahil bir insan olarak gözüktü. Cahil insanlar nedir? Nerede ne yapacakları belli olmaz. Sonunu düşünmeden çocuk alt beyinleriyle hareket ederler. Bunların da yola gelmesi için partnere değil de partnerin ailesine karşı ya alim zikrini okuyabilirsin. 106'dır tekrar sayısı. Bütün eşyanın en ince ayrıntısını bilen, Allah Teala'nın ilmi görünen, görünmeyen, zahir ve batın her şeyi kuşatması altına alandır demektir. Arkadaşlar, görünen ve görünmeyeni bilmeniz lazım. Belki de sizi ayırmaya çalışan bir kayınvalide var. Böyle bir sıkıntı yaratıyor size. Aman aman dikkat edin. Buna karşı da ya alim zikrini okuyacaksınız. Bakınız gösteriyorum. Ya alim zikri Arapça yazılışı da şu şekildedir arkadaşlar. Şimdi alim zikrini okuyun, kendinize böyle bir rahat bir ortam edinin, sıkıntıları, dertleri atacağınızı, bunların geçici bir misafir olduğunu düşünün. Her şey yoluna girecek, merak etmeyin. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Önümüzdeki çarşamba görüşürüz inşallah. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim. 0546 481 35 06 WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.